ve hemen yanı başımızda duruyor. Bitmiyor. Bir yerde bir şey patlak veriyor. O bitti derken başka bir yerden başka bir şey patlak veriyor. Evet, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'dan bahsediyoruz. Filistinler son yılların en büyük tahliyesiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu BBC News'un bir çalışması, başarılı bir çalışma. Röportajlar var. Yaklaşık 100'e yaklaşık 1200 Filistinlinin yaşadığı Masafer Yatta bölgesinde çok sayıda ev İsrail askerlerin gözetiminde şu anda yıkılıyor. Bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin varlığı da gittikçe yaygınlaşıyor. İsrail bu bölgeyi askeri eğitim alanı olarak ilan etmiş. İsrail Yüksek Mahkemesi de Mayıs ayında bu iddianın arkasında durmuş ve bölgede gerilim artmıştı. Eğer planlandığı gibi devam ederse bölgede 10 yılların en büyük kitlesel tahliyesi yaşanabilir. BBC News aslında bu süreci şöyle haritalandırmış. Son derece başarılı bir çalışma bu. Şimdi İsrail'in sivil ve askeri kontrol alanları dediğimiz yer şu görmüş olduğunuz gri renkler. Bakınız diyor ki İsrail ben diyor burayı askeri güvenlik bölgesi ilan ettim. Şimdi böyle diyor mah İsrail mahkemesi de evet diyor. Burayı askeri bölge ilan ettikten sonra buraya yavaş yavaş İsrail'in yerleşimcileri yerleştiriyor. Böyle ad, aşama aşama, aşama aşama. İşte Filistinlilerin evleri yıkılıyor. Ve bakıyoruz şimdi, e, ve turuncu renkli olanlar genelde Filistinli yerleşimciler. Ve hemen arkasında bir bakıyoruz ki İsrail'li yerleşimcileri görüyoruz. Çok az sayıda görülüyor olabilirler ama gittikçe de yayılmışlar, yayılmışlar, yayılmışlar. Burada mesele şu, şu gri hatta... İsrail'in askeri güvenlik alanı ilan etti hatta buralara işte yerleştirilecek öyle varsayılıyor İsrailli Yahudi yerleşimciler ve böylelikle de Filistinliler aşama aşama iyice Batı Şeria'nın dışına doğru itilmiş olacak ve son yılların en büyük tasfiyesi olabileceğini düşünüyor BBC'nin son yaptığı dosya haberde bunu da okurlarıyla paylaşıyor.